Ziraat Yüksek Mühendisi Cemalettin Kayın, Bolu ziraatine alternatif olarak ekimini yaptığı salep bitkisi çalışmalarına 2014 yılında başladı. 2015 yılında ışık gördü. 2017 yılında 150 yumru ile salep bitkisini üretti. O gün bugündür hala çalışmalarını sürdürüyor. Tarıma, toprağa ve üretime önem veriyor. Bolu'nun ünlü Gerede Salebi üzerine çalışmalar gerçekleştiren 80 yaşındaki ziraat yüksek mühendisi Cemalettin Kayın, evinin arkasındaki küçük bahçesinden Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirdiği bitkilerin Bolu'daki verimi ve yetişme esasları üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. 80 yaşındaki yüksek ziraat mühendisi Cemalettin Kayın, Bolu çiftçisi için yeni bir kapıyı araladı. Tohumları yüzlerce lira değerindeki salepler üzerine bir çalışma başlattı. Üzerinde çalıştığı Gerede salebinin yerli üretici için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi. Kayın, Bolu ziraatine alternatif olarak ilk kez 2017 yılında ekimini yaptığı salep bitkisi çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Şimdi çalışma 1914 yılında başladı. Küroğlu Televizyonu'na teşekkür ederim. Çalışmalarımı yakından takip etti. O meyanda da size bazı o zamanki bilgileri vermiş Ama işi bırakmadım. Şükürler olsun elimdeki malzemeyi ben 129 Ekim yani 2019 20'nin 29 Ekim'inde ektim. 2020 yılının Ekim ayında 200 yumruyla salep bitkisine diken Cemalettin Kayın artık hasat için gün sayıyor. Orkide ailesinden olan salep bitkisinin yetiştirilmesi üzerinde önemli çalışmaları bulunan Cemalettin Kayın, ektiği saleplerin çiçek açtığını ve hasadını yapacağını söyledi. Kışa girdik, kış şartlarını yaşadık. Bahara geçtik, bahar şartlarını yaşadık ve şu anda salebin meydana çıktı ve çiçeklerini açtı. Hatta inşallah sporlarını ve hasadını yapacağım. Bolu Tarım İl Müdürü İzzet Murat'ın yardımıyla İzmir'den getirdiği materyal ile ilk ekimi yaptığını ifade eden Kayın, üretimi çoğaltmam lazım dedi. Gerede Salebi'nin Kastamonu Salebi ile yarışacağını iddia etti. Ha bu meyanda ne oldu? Neler karşıma çıktı? Ot problemi var ama ben artık otu o kadar mühimsemiyorum. Çünkü o otu şu şu anda üzerinde oturduğumuz şu çayırın içinde de denedim. Bu bitki o burada da olacak. Ha neler karşımda? İzmir'den getirdiğim materyal İzmir Zira Araştırma Kanalı ile getirdiğim ve Allah razı olsun Bolu Teknik İl Müdürü İzzet Bey'in yardımlarıyla oradan getirdiğimiz materyali ektim. Ama bizim iklimimizde adaptasyonu olmadı ve ikisi yıldır denediğim hadise de neticeye ulaşamadım. Bu ektiğim nedir? Bu ektiğim iftarla söyleyebileceğim benim gerede salibimdir ve bu Gerede salepim eee Kastamonu salebiyle yarışacak öyle anlıyorum. Kastamonu salebi de e, rovaşta olabilecek kalite yönden bir salep ama şimdi bunun sanayi çalışması. Bu sanayi çalışmasının neticesinde nereye gideceğiz? Gübreleme, bakım ve haşere şeysindedir. Ama bir şey dikkatimi çekti benim köylümün çok şikayet ettiği dana burnu benim salebime dokunmuyor. Ama patates tarlamda benim patateslerimi kesiyor. Ha orada bir avantaj avantajlıyım. Nerede sıkıntım var? Sıkıntım ham malzeme, elimdeki malzemenin üretiminde. Bu üretimi şimdi çoğaltmamız lazım. Şükürler olsun. Allah bana iki yumruyu ve üç yumruyu gösterdi. İkili ve üçlü yumruyu çoğaltabilirsem ki çoğaltacağım. Ondan sonra bunu yavaş yavaş üretim kademesine geçip inşallah çiftçiye de intikali intikal ettirebiliriz. Ziraat Yüksek Mühendisi Cemalettin Kayın, genç ziraat mühendislerine de seslenerek tarımın öneminden bahsetti, arke çalışması ile tarlaya inin çağrısı yaptı. Son dönemlerde salep üretimindeki azlık nedeniyle yapay kullanımın da söz konusu olduğuna işaret etti. Yaşım benim 1079 80'e merdiven dayadım. Ömrümün sonuna doğru geldim. Ey gençler, ey ziraat mühendisi geçinen benim gençlerim. Merak edin, bu bayrağı alın, benden sonra da devam ettirin. Yoksa bu iş burada söner. Ama sönmemesi için mutlaka ama mutlaka Arge çalışmasıyla tarlaya inin. Tarlaya inersek biz bu işi başarırız. Başarmak mecburiyetindeyiz. Korona bize bunu öğretti. Tarıma önem vermek mecburiyetindeyiz. Korona bize bunu öğretti. Devlet büyüklerimiz bunu anladı. İnşallah çok daha iyi günlere gideceğiz. Ben ümitliyim. Şimdi e, dondurması yedin mi yakında? Peki dondurmasının lezzetine dikkat ettin mi? Ben yedim. Hastayım diye. Hadi diyorum ben kendimde buluyorum kabahati, ben dondurmasından lezzeti alamıyorum. Niye? Çünkü salep salep değil. Salep kullanmıyorlar, yapay kullanılıyor. Bu salepi niye yapamıyor? Haklı, ben firmayı kötülemiyorum. Salep yok ki ortada adam ne yapsın? Cemalettin Kayın, geçtiğimiz haftalarda Bolu Mengen'de salep soğanlarını toplarken yakalanan 4 kişiye biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle yazılan cezayı da doğru bulduğunu vurguladı. Bakın 3 gün önce bir haber vardı gazetelerin birinde. Mengen'de Kastamonulu ve bilmem nereli salep toplarken yakalanmışlar. 361 bin lirada cezayı yemişler. Tarım Bakanlığı haklı. Yolunda haklı, karar doğru. Olmaz, sökemezsiniz şeyi. Çünkü benim o floram. O florayı bozamazsınız. Onu bozarsınız, biz ileride gen bulamayız. Onlar bize lazım. O orada üresin. Sen oradan aldığın materyali biraz daha kendi çoğalttırma yoluna bak. Bizim gayemiz bu, işimiz bu, mesleğin gayesi de bu. Şu anda kendi imkanlarımla olayı götürüyorum. Şu anda de şey yok ama destek bundan sonraki ilerideki asıl üretim çalışmalarında olacak. İşte o zaman destek lazım. Tarım Bakanlığı o zaman bize lazım. Ama şu anda bana destek verip ne yapacak? İnşallah maşallah teşekkür ederim olacak. Başka ne yapabilir ki bana?